Bu fiyatların artma sebebi başta sebepleri ilan siteleri. İlan siteleri nasıl mı? İlan sitelerinde hiç alakası olmayan, alsat bile yapmayan, bunu kendine hobi olarak gören, fiyatları kendi arabasının fiyatını koyan oraya, koyduktan sonra atıyorum bir araba 100 lira koydu. Altı, buna bakıp insanlar diyor ki bu araba 100 lira fakat bu arabanın komple boyası var. Bu boyalıysa benimki 110 lira eder deyip koyuyor. Bir öbürkü diyor ki benimki hiç hata yok 120 eder diyerek koyuyor ve fiyatlar otomatikman artıyor. Bu sitelere bir denetleme getirmesi lazım. Yani ya ruhsat sahibi olması lazım ya da yetki belgesi galerici olduğunu ispat eden kişilerin buralara ilan vermesi lazım gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde olmadığı zaman tekrar söylüyorum kendilerini hiç alakası olmayan kişilere fiyatları koyup fiyatları yükseltiyorlar. Bunun dışında bir de büyük şirketlerin denetlenmesi lazım. Bugün benim vatandaşım bayiye gidiyor araba almak için. Araba yok deniyor. Araba yok deniyor. Fakat arkada diyor ki sıfır araba 5 ay sonra gelecek. Fakat diyor sıfır araba arkada var. Plakalı ama sıfır diyor. Şimdi benim vatandaşım 1 milyon olan arabayı arka taraftaki fiyatı 1 milyon 100 alıyor. Neden? 5 ay beklememek için. 5 ayda diyor ki zaten zam gelecek, şu olacak, bu olacak. Otomatikmen fiyatları bunlar arttırıyor. Başta sebepleri bunlar. 2. Ben yıllardır bu işi yapıyorum. 1986 yılından beri esnafım. 2001 ile 2012 yıllar arasında sıfır bayilerinden araba çekerdim. Günlük 20-30 tane aldığım günler olurdu. O günlerde bayiler hiçbir şekilde araba almazdı. Biz galericilere çağırır, biz bakardık arabaları değerini verirdik, alır parasını öderdik. Bu şekildeydi. Ama şimdi ne oldu? Her galeri, her bayi 3-5 tane danışman aldı, paraları yığdılar, dışarıdan araba topla diyorlar. Bizim esnafımız, bizim milletimizin gözünde galericilere güven azlığı vardır. Fakat bayilere bizden daha çok güvenirler. Güvenilir derler. Ve aynı arabayı dışarıdan toplarken 100 lira, 101, 102 liraya alırlar. 105, 110 satarlar. Çünkü adamların satma sıkıntısı yok. Çünkü adamların dışarıda gözde kurumsal güvenilirlikleri var. Öyle aksettirdikleri için bunlar fiyatları otomatikman yükselterek alıyorlar ve satıyorlar. Bunların önüne geçilmesi lazım. Bunların denetlenmesi lazım. Ben çip krizi diye bir şey söylüyor. Ben çip krizinin çok fazla olduğunu inanmıyorum. Çip krizi var da neden ÖTV insin diye uğraşıyorlar? Olmayan arabanın neden ÖTV'si indirimsin diye uğraşılıyor? Bu çip krizinin var da niçin arka taraflarda bu kadar araba oluyor? Ne yapıyorlar? Gelen arabaları bu biraz önce anlattığım şirketle arka tarafa alıyorlar. Plakaları takıyorlar ve satışa sunuyorlar. Yani bunların kesinlikle denetlenmesini istiyorum. Bizim galerici esnafının bu kadar alıp satması mümkün değil. En fazla bir tane alabilir. Yani bizim esnafımız bu kadar gücü yok zaten. Benim en iyi esnafım 500-600 lira. Normal bir tane sermayesi bu. Zaten bir tane sıfır arabanın değeri 500-600 bin lira. Benim esnafım bir tane arabayla burada yapamaz bu işi. Yani bu büyük şirketlerle alakalı. Benim esnafımla alakası yoktur bu işlerin. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yoldan geçenden araba almayın. Yıllar önce ben de dolandırıldım. Binici diye aldım, dolandırıldım. Yoldan geçenden araba almayın. Bir tane esnaftan alın. Esnaf mı sorun. Maliye kaydı, oda kaydı var mı diye muhakkak sorun. Bunları sorun. Başınıza bir şey gelirse ben yardımcı olurum. Ama maliye kaydı, oda kaydı yok. Yoldan geçenden aldın. Ertesi gün bunu bulma şansın yok. Paranı dolandırılırsın. Bir kere mahsus aldın 2000 lira, 3000 lira belki aşağı alırsın ama sonra muhatap olacağın kimse yok. Bu çok önemli. Yani güvenilir yerden almak, oda kaydı, maliye kaydı var mı diye sormak mutlaka sorun. Ben bunu her zaman söylüyorum. Mutlaka hesaba parasını çıkarın. Bir de benim değil de bir başkasının üstüne bana para çıkar diyorlar. Çıkarmayın arkadaşlar. Lütfen ruhsat sahibi kimse onun üzerine para çıkarın. Yoksa dolandırırsınız. Gerçekten aramızda kötü insanlar var. Bunlara biraz daha dikkat edelim. Tabii ki devletimiz bununla alakalı bir kendi açısında bir önlem aldı. Bu 6 ay ve 6000 kilometre. Bir de arkadaşlar şunu bilmiyorlar. 6000 olduğunu satabilir miyim? Satamıyorsun. 6000 kilometreyi doldursan da 6 ay beklemek zorundasınız. 6 ay beklemeden 6 ay bekledik 6000 dolmasa gene satamazsınız. Bu şekilde kesin bir şey var.
Bununla alakalı tabii ki cuma gün bitiyor. Elimizdeki araçlarımızı çıkaralım. Devletimiz onunla alakalı bir önlem aldı. Fiyatların düşmesiyle alakalı, bu stokçularla alakalı bir önlem aldı. İnşallah iyi olacak diye düşünüyorum. Benim garajı esnafım elinde zaten böyle bir araba yok. Büyükler bunları bu şekilde elinden çıkarmak için tabii ki bir an önce satılsın diye üçüne beşine bakmadan satmaya çalıştılar. Piyasa hafif de olsa bir şey oynadı ama bunların fiyatları düşecek diye bir söz konusu değil arkadaşlar. Fiyatlar düşmez. Aynı şekilde biz tabii de devam eder. Çok büyük balonlar pandemi döneminde biliyorsunuz vardı. Bunlar patladı. Artık normal bir şekilde devam eder diye düşünüyorum inşallah. Onlar ne söyleniyor?